Şurada güzel bir soru vardı hocam. Zehra Bayrakçı'nın sorusunu alalım diyorum. Hocam 16-20 yaş arası gençlerimiz ciddi derecede sigara tüketiyor ve bu gençlerimiz çocukluktan bu yana sigaranın zararları beyinlerine kazındı. Bu tarz kamu spotları ters etki yapar mı diye soruyor. Yani biz bu çocuklara inatla öğretmeye çalışıyoruz sigaranın zararlarını diyoruz kamu spotlarıyla ve ciddi bir kamu spotu furyası vardı özellikle. Acaba ters bir etki mi yapıyoruz? Bu çocuklara sigarayı daha mı çok hatırlatıyoruz? Bu kamu spotları olmadan önce insanlar sigaranın zararlı olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. İnsanlar sigara içen hemen hemen herkes belki son 50 yıldır sigaranın zararlı olduğunu biliyor. Sigaranın zararlı olduğunu herkes de söylüyor. Ayrıca bağımlılık yapan hemen hemen tüm madde ve alışkanlıkların zararlı olduğunu da herkes biliyor. Peki insanlar neden hala bağımlı oluyor? Mesela sigara örneğini ben daha önce çok anlattım. İlk sigarasını herkes hatırlar. Çünkü tadı iğrençtir. Tükürürsün, kusarsın, lanet olsun, bu nasıl şey, insanlar bunu nasıl içiyor dersin ilk denediğinde. Fakat birkaç denemeden sonra bir şey olur ve ondan lezzet almaya başlarsın. Benzer şey mesela kahvede de yaşarız. Kahve bir kötü alışkanlık gibi nitelenmiyor pek ama ya da bağımlılık nesnesi gibi. Kahve ilk bir bebeğe verin, iğrenç gelir tadı. Ama bir süre sonra ondan keyif almaya başlarız. Niye? Onun içerisindeki kimyasal maddelerin bedene alındıktan sonra yarattıkları içsel ödül etkisiyle o tat bir süre sonra beyinde eşleştirilir. Acı biberi de böyle severiz, kahveyi de böyle severiz, belki turşuyu da böyle severiz. Çünkü turşun da bazı iğrençtir. Yani ilk yediğinde çocuk yüzünü buruşturur falan. Ama bir süre sonra bedene faydasıyla tat eşleştiğinde böyle bir durum olur. Şimdi sigarada da esas mesele iğrenç tadla bir hissiyatın örtüşmesi. Ama biz genellikle bu hissiyatı zihindeki işte o dopaminin etkisiyle oluşan ödül zannediyorduk. Hayır, değilmiş. Özellikle nöropazarlama çalışmalarından sonra esas bileşenin daha sosyal ve daha psikolojik bir üst seviyede olduğunu fark ettik. Olay genellikle şu. Bu tip sosyal uzun dönem zarar verme potansiyeli taşıyan ve yaygın alışkanlıkların birçoğu birey olma süreci içerisinde toplumsal kurallara itaatsizliğin ya da nevi şahsına münhasır bir yetişkin olmanın bir göstergesi olarak benimseniyor. Hani bir insan için iğrenç tadı olan o duman çıkaran nesneyi siz tırnak içinde cool olmak için içmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra ona cool oluyorsunuz. Arada öyle bir durum oluyor. Nasıl oluyor bu geçiş? O sosyal durum değişikliği zanlı, yani kendinizi vehmettiğiniz o erişkin olma hali sizin otoriteye karşı gelmeniz açısından sigarayı bir simge haline getiriyor zihninizde. Şimdi burada kamu otoritesi diyor ki sigara zararlıdır. Anne baba diyor ki sigara zararlıdır. Çocuk diyor ki biliyorum ulan al. Anlatabildim mi? Devamlı zararlı zararlı diye üstüne basmak sigara tiryakisini daha tiryaki yapmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu eğitimli bir tahmin değil. Nöropazarlama çalışmaları sonucunda beyinde gördüğümüz bir etki. Tekrarlayayım. Sigara içen sigara tiryakisi insanlara sigarayla ilgili farklı uyaranlar göstererek beyin görüntülemeleri alınıyor. Bir sigara içen insan gösteriliyor, bir sigara paketi gösteriliyor, bir manzara gösteriliyor. Bir de bu korkunç uyarılar olan sigara paketleri, işte kanla fışkılı var ya bizim, kanser yapar, iktidarsızlık yapar falan, o paketler gösteriliyor. Ve beyinlerinde, yani bir insanın beyninde bir şeyi aşerdiği, canı çektiği zaman nerenin yandığını biliyoruz biz. Bakıyorlar hangi durumda can isteme sinyali daha yüksek. Aa, o kanlı fışkılı paketleri gösterdiğin zaman tiryakiler en çok sigara istiyor. Tiryakiye soruyorsun, diyor ki yok diyor ya, lanet olsun ben bu paketleri görünce sigaradan tiksiniyorum diyor. Ama beyinlerine soruyorsun, beyinleri diyor ki ver ver onu bana ver. Çünkü otoritenin yasak dediğini çiğnemek insanın fabrika ayarlarının 5. maddesi olan sınırları aşma meselesinin yarı patolojik tezahürlerinden biri. Bizim ergenlik dönemimiz özellikle toplumsal kuralları esnetme ve kendimize toplumda yer açma çalışmalarıyla geçiyor. Mesela maalesef o çalışmalar sırasında bu sigara gibi kötü alışkanlıklar da devreye girebiliyor. O yüzden yasaklayarak, kötü diyerek, zararlı diyerek zaten bunları bilen insanları bu alışkanlıklardan vazgeçiremezsiniz. Nasıl vazgeçireceksiniz? Mesela sigaraya bağımlılığın sizce en önemli etkeni ne olabilir? Kuralları yıktığını düşünen bir genç var. Birileri gençlerimiz çok sigara içiyor, elden gidiyor diye çırpınıyor. Ödüle bak. Lan tam da benim istediğim gibi delirttim bunları, çıldırıyorlar. Dolayısıyla bu aslında bağımlılığı körükleyen bir şey. Sakin olmakta büyük fayda var. Evinde yasaklarla büyüyen çocuklar en çok yasa dışı ya da bağımlılık yapan malzemeye yönelen çocuklardır. Kuralların gevşek olduğu, gevşek derken öyle gevşek kastetmiyorum, esnek olduğu ve insanların birbiriyle iletişim kurabildiği, sosyal ilişkileri sağlıklı ailelerde ise
Öyle vakaları daha az görürsünüz. Yasakla, kuralla, çitler çekerek bu iş çözülmez. 50.000 kere anlattık ama dinleyen kim? Efendim okullardaki VC'lerin duman altı olmasının sebebi bu bahsettiğim şey. Onu çözemezsiniz. Ama okulda sigara yasaktır. Bu bellidir. İşte gördüğünüz gibi yasak çare olmuyor. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Şimdi hocam bir de şöyle bir şey var. Ergenlik dönemi dediğimiz erken yetişkinlikte geçişte de kimlik arayışı var. En önemli şey bu. Kimliğini oluşturmaya çalışıyor. Ben kimliğimi oluşturmaya çalışırken herkesten bağımsız yeni bir şey yapmalıyım diyor. Otoritenin bu otorite öğretmenler işte okullardaki problemler. Dediğiniz gibi devlet, kamu spotları, aile. Ben bütün bunların dışında yeni bir şey olmalıyım diyor. Biz baskıyla o kimliğin oluşumunu durdurmaya çalışıyoruz. Ama demiyoruz ki yahu bu çocuk gerçekten kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Ben buna bir imkan vereyim, yasaklardan ziyade zararları anlatayım demek yerine yasak tercihini kullanıyoruz ve baskı oluşturuyoruz. Bu sadece sigarada da ortaya çıkmıyor ki hocam. Birçok bağımlılıkta, birçok agresif davranışta, hatta belki absürt bile gelir ama ders çalışmakta bile karşımıza çıkıyor. Yani çocuğa zorla, yasaklarla ders çalıştırmaya çalıştığımızda çalışmıyor. Onun yerine her zaman dil düzlemindeki o üslubu güzelce anlatmayı denememiz gerekiyor. Kolay değil. Kesinlikle ebeveynler için tam bir sabır sınaması ama olması gereken, işlemesi gereken yol bu. Ve işte yani stratejim mesela serbest bırakmak sorunu çözer mi demiş arkadaşlar. Hayır. Yani sert bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bizim ülkede hala var mı bilmiyorum ama tekel diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Yani tekel alkol ve sigara üreten devlet organı. Eğer bir yerde bir şeyle mücadele edeceksiniz bunu üretmeyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi 1920'lerde, 30'larda tekel ilk ne zaman kurulduysa o zaman zaten mesela bira çocuklara ilaç diye verilen, efendim sigara nefes açıyor diye içilen bir malzeme. Yani bu zaten o zaman faydalı zannediliyor. Böyle havalı gözüküyor. İşte hakikaten ciğer hastalıklarına iyi geldiğini söyleyen doktorlar var o zaman sigaranın. Ama şimdi bu gerçek anlaşıldıktan sonra biz hala yani resmen vergisini, algısını hesaplaya ede, üzerine vergisini koya koya bunu üretiyorsak, kusura bakmayın yasak hiçbir şeyi çözmez. O zaman serbest bırakın ya da üretmeyin. Benim anlattığım mesele bu işin psikolojisini anlamak, o işin psikolojisine uygun bir şey üretmek zorundayız. Hı hı. Bir yanım anlatayım mı burada? İsim vermeyeyim. Bir devlet kuruluşu beni bir şey danışmaya çağırdı. Yani o devlet kuruluşu da böyle işte içkilerle, sigaralarla falan ilgili önlemlerle uğraşıyor dönem. Bir daire başkanının odasına girdik. Ben hayatımda hiç bu kadar çok içki olan bir bar görmedim. Ama odası böyle içkilerle dolu. Çünkü onlar üzerine regülasyon çalışıyorlar. İşte onların paketleri nasıl dizayn edecek falan. Bana şey işte biraz konuşuyoruz bu yasaklarla ilgili bir içki şişesi gösterdi. Dedi ki hocam biz dedi böyle yasak şeyleri işte uyarı şeyleri koymak istiyoruz dedi. Siz dedi nasıl görüyorsunuz uygun mu? Şişeyi bir aldım dedim ki ya bırak uzmanlığı da şu şişeye dedim bir baksana. Dedim önce şişenin bir şekline bak. Allah özenmiş de yaratmış. Nasıl bir şişe yapmışlar biliyor musun? Caldır cubarak böyle en güzel camlardan kıvrıntılı böyle ince belli falan. Üzerindeki işlemeler, desenler, o içkinin adı, arkasındaki tarifi bilmem nerenin üzümlerinden özence işte genç kızlar ayaklarıyla bunları ezdiler falan diye güzel güzel anlatmışlar. Hepsi böyle kaligrafik baba fontlarla yazıyor. Altında yemin ediyorum uçak kazayla çarpmış da iz bırakmıştı bir etiket. İçki dostunuz değildir böyle siyah üzerine beyaz. İğrenç bir görüntüsü var. Dedim ki sen ya bir vatandaş olarak şu şişeye baktığında bunu mu dinlersin, bunu mu dinlersin? Hangisini dinlersin? Dedi ki şimdi hocam bizim bu etiketleri tabii değiştirmemiz lazım. Evet değiştirmeniz lazım. Çünkü birisi diyor ki ben senin için neler yapıyorum hem de ürünüm sana kafa yapıyor abi. Öbürü diyor ki bıh. Niye işte bıh. İnsanlara böyle yaklaşamazsınız. İnsan psikolojisini bilmediğinizde görevimi yaptım zannettiğiniz şey insanı suistimale dönüşür. Martin Lindstrom'un ifadesiyle biz sigaraya karşı savaşacağız derken belki de sigara firmalarının bulup bulamayacağı bir PR imkanını onlara sağlamış olabiliriz. Yani bu sigara paketlerin üzerine bilmem ne konan şeylerle. Bu psikolojiye bir örnek daha vereyim. Yani bu konu kendi bağımlılıklarımızı anlamak açısından da önemli. Bir ara gizli reklam çok revaçtaydı. İşte bu belli sigara markaları, içki markaları bilmem ne belli olaylara sponsor olurdu. Ve isimleri yazmasa da onların rengine boyadı. Mesela Formula 1 arabalarının böyle üçgen şeklinde kırmızı, beyaz bilmem ne deseni bilinir. Bunlar Marlboro sigarasının sponsorluğunda olduğu için. Marlboro paketlerine benzerdi onlar. Ve şöyle ilginç bir çalışma sonucu var. Formula 1 izleyen sigara tiryakilerinin canı
sigara paketi görmekten daha çok Formula 1 arabası görmek de sigara çekiyor. Yani niye diyorsun? Çünkü şöyle bir sorun var. Adamcağız ya da kadıncağız sigara paketini gördü mü zaten onun zararlı bir şey olduğunu biliyor. Ama siz markayı ve paketi aradan kaldırıp imajı sportif bir hadiseye giydirdiğinizde işte ürünün zararı bunun arkasına saklanıyor. Ve insanlar diyor ki lan spor arabada bile varsa getir bir tane keyfime bakayım. Gizli reklamın aşikardan daha etkili olduğunu bulduk. İşte bu tip çalışmalar bize diyorlar ya nöromarketing ne işe yarar? Bunların hepsi nöromarketing çalışmaları. İnsan zihninin ağzından çıkan sebeplerle değil içsel dürtülerle yönetildiğini biz ancak 20-25 senedir anlamaya başladık. O yüzden birileri de inşallah bu verileri kale alır da biz toplumsal yaşamımızdaki kuralları biraz buna göre modifiye ederiz. Yoksa işimiz yaş. Hocam hemen bir şey eklemek istiyorum. Belki güzel bir sansür sorusu gelseydi ona eklerdik ama 2 yıl önce bizim laboratuvarımızda yapılan danışmanlığını yürüttüğümüz bir öğrencimiz şöyle bir araştırma yapmıştı. Dizilerde kullanılan blurun bu ilişkileri blurlanması ile blurlanmaması arasında izleyici üzerinde bir fark var mı? Evet, benim bir öğrencim bu tezi yaptı. Evet, ben de araştırmasını yürütüyordum hocam. Onu hatırlıyorum ve sonuçları da hatırlıyorum. Bu hatta o dönemin popüler dizilerindendi. Hatta bir bölümde de Mert Fırat'ın oynadığı bir bölümde hatırladığım kadarıyla. Çünkü Mert Fırat'ta ciddi bir yükselim artışı olmuştu. Oradan hatırlıyorum. Öyle katılımcılarda. Ama hocam temel olarak söylemeye çalıştığım şey şu. Blurlu olduğunda dizilerdeki içki bardağına dikkat yükseldi. Aynen. Ama blurlu olmadığında İçki bardağına o kadar izleyiciler dikkat etmediler. Bu çok önemli bir bilgi. Ya sansürlediğimizde algımız aslında o sansüre gidiyor. Tabii, burada çocuk diyor ki o ne? Ne var diyor orada diyor. Niye onu bulandırdılar diyor. Öğreneceğim bunu. Viskiymiş içeceğim ben onu. Evet. Bu kadar ya insan psikolojisi böyle çalışır. Düşünerek değil de göbekten karar verdiğimizde böyle oluyor. Yani bunlar göbekten verilen kararlar. Rakı bardağı var blurlayalım. Olur Allah kabul etsin. Sanki insanlar onun arkasında uçan daire var zannediyorlar. Orada rakı bardağı olduğunu herkes biliyor. Ve o çocuk onu öğreniyor. O genç onu öğreniyor. Dolayısıyla biraz daha akıllıca davranmak lazım. Ben de dizilerde zırt pırt gerekli gereksiz sigara, alkol sahneleri olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama alkolik bir insanın kötü tarafını anlattığınız bir yerde o içki sahnesi olacak. Hı. Onu koyacaksınız. Yani bu hayatın bir gerçeği. Bu varsa, insanlar içiyorlarsa, bunun olumsuz etkilerini de gösteren bir şey varsa onu göstermeden olumsuzunu nasıl anlatacaksın? Hayatın bazı meselelerinden kaçarken doluya tutuluyoruz, farkında değiliz. O yüzden insanı anlamak her zaman önemlidir. İnsanın fabrikalarını okuyun sevgili arkadaşlar kameralarda. Evet, reklam. Evet, ürün yerleştirme yapmadan bir anımız bile geçmiyor.